Kinetik Azalan potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Bakın kinetik enerjisi artmış. Potansiyel enerjisi azalmış. Demek ki bu azalan potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Değil mi? Birinci durumda. İkinci durumda ise şu M noktasından sonra buradaki kinetik enerjisi gitgide ne yapmış? Azalmış. Bu azalan kinetik enerji. enerji neye dönüştü? Potansiyel enerjiye. Potansiyel enerjiye. Burada bu şekilde kısaca şöyle yazabiliriz. Diyelim ki buradaki potansiyel birinci durumda K'dan M noktasına kadar, değil mi? Potansiyel enerji neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. M noktasından A noktasına kadar ise kinetik enerji neye dönüştü arkadaşlar? Potansiyel enerjiye dönüştü. Demek ki bu iki enerji birbirine ne yapabiliyor burada? Dönüşebiliyor. Mekanik enerji korunur mu peki? Mekanik enerji dediğimiz şey bir cismin kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisinin toplamı olduğunu söylemiştik. Mekanik korunur, değil mi? Örneğin buradaki potansiyel enerjisi 100 jül olsun. 100 jüllük bir potansiyel enerjisi olsun. Hızı sıfır olduğu için kinetik enerjisi ne kadardır? Sıfırdır, değil mi? Şurada. O zaman kinetikte potansiyel enerjisinin toplamı, mekanik enerjisi K noktası ne kadar olur arkadaşlar? Kaç jül olur? İkisini toplarsak 100 olur, değil mi? 100 jül. 100 jül olur. Biri 0, biri 100 olduğu için toplamları 100 yapar. M noktasına bakarsak M noktasında cismin hızı var ama potansiyeli 0, değil mi? M noktasında cismin belli bir hızı var. O zaman M'de bir kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Kinetik enerjisi vardır. Fakat potansiyel enerjisi M noktasında nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla buradaki bu 100 jüllük potansiyel sıfır olmuş, azalmış dedik. Bu neye dönüşür demiştik? Kinetiğe dönüşür burada. O zaman kinetik kaç jül olur burada? 100 jül. 100. Bunların toplamı yine kaç yapıyor? Yine 100. 100. 100 yapıyor. Bu da mekanik enerjidir. Yani M noktasındaki mekanik enerji yine kaç jüldür? 100 jüldür. Değil mi? K'daki de aynıdır. K'daki mekanik enerji de 100 jüldü. M'deki de 100 jül. 100 jül olmuş. Şimdi M'den A'ya gittiği zaman nasıl olur? Buradaki kinetiği olur bu sefer. Değil mi? Tepede A noktasındaki kinetik enerjisi 0 olur. Potansiyel Bu 100 olur. 100 jüllük kinetik neye dönüştü? Potansiyele dönüştü. O zaman potansiyel A noktasındaki potansiyel 100 jül olur, değil mi? Bunların ikisinin toplamı A noktasındaki mekanik enerjiyi verir bize. O da yine ne kadardır? Enerji mekanik A eşittir. O da yine 100 jüldür. O zaman mekanik enerji korundu mu bu sistemde? Yani her Evet. noktada mekanik enerji aynı değer mi çıktı? Evet hocam. Evet. O zaman mekanik enerji korunur. Peki ne zaman korunuyor mekanik enerji? Sürtünmesiz ortamlarda, değil mi? Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji ne yapar? Korunur. Sürtünme kuvveti sıfır ise bir sistemde sürtünme kuvveti sıfır ise mekanik enerji ne yapar arkadaşlar? Korunur. Buna da mekanik enerjinin korunumu kanunu ismi verilir arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bu yan taraftaki sporcunun hareketini de yorumlamamız isteniyor. Şimdi bu sporcu ne yapıyor arkadaşlar? Tramplende şekil 1'deki numaralı konumdan başlayarak suya atlıyor demiş. Bu olay gerçek yaşamda olduğuna göre enerjinin korunup korunmadığını yorumlayınız demiş. Gerçek yaşamda sürtünme kuvveti sıfır olur mu arkadaşlar? Sürtünme Efendim hocam? ortam olabilir mi gerçek yaşamda? Olur. Gerçek yaşamda sürtünmesiz bir ortam yoktur, değil mi? Yani havanın bir direnci vardır. İşte bir yüzey üzerinde kayan bir cisme ne etki eder? Sürtünme kuvveti etki eder gibi düşünebilirsiniz. Yani sürtünmesiz bir ortam yoktur.
gerçek hayatta, şöyle diyelim, gerçek hayatta F'se daima sıfırdan farklıdır. Belli bir değeri vardır. O zaman sürtünme kuvveti sıfır değil ise ne olur? Enerjinin bir kısmı neye dönüşür arkadaşlar? Isıya dönüşür. Yani bir cisim bir başka ortamda hareket ediyorsa, bir yüzeyde kayıyorsa, bir havada bu şekilde atlayan bir kişiyi düşünün, hava içerisinde hareket ediyorsa buna bir hava direnci kuvveti etki eder. Bu hava direncinden dolayı ısıya dönüşen bir ne olur? Enerji olur. Dolayısıyla gerçek hayatta daima ısıya dönüşen enerjiler olacaktır hareket olaylarında. Buna göre enerji korunur mu arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz. Buradaki enerjisi, bir numaradaki enerjisi E1 olsun. Dört numaradaki enerjisi E2 olsun. Buradaki enerjisi E2 olsun. Buna da E1 dedik. Bu iki enerjinin değeri aynı mıdır? Hayır hocam. Bu potansiyel enerji dörtte azalıyor. Yani sıfıra dönüşüyor. Yani burada şöyle diyelim. Buradaki enerjisi mekanik enerji açısından değerlendirirsek eğer mekanik 1 diyelim buna. Mekanik enerji 1 nedir? Potansiyelle kinetiğin toplamıdır. Atıyorum buradaki enerji 100 jül olsun. Toplam mekanik enerjisi 100 jül olsun. Havayla atladığı anda havayla sürtünme kuvveti arasında oluştuğu için bu enerjinin bir kısmı neye dönüşecek? Isıya dönüşecek. Örneğin 10 jül neye dönüşsün? Isıya dönüşecek. O zaman buradaki mekanik enerjisi kaç jül kalmış olur? 100'den 10'u çıkarırsak 90 jül bir mekanik enerji burada kalmış olur, değil mi? 90 jül bir mekanik enerjisi kalmış olur. O zaman bu iki noktadaki mekanik enerjiler sürtünme olduğu için aynı olmaz. Aynı olmazsa enerji korunmuş mudur, korunmamış mıdır? Mekanik enerji korunmamıştır. Mekanik enerji korunmamıştır. Fakat evrendeki genel enerji olarak düşünürseniz genel enerji korunmuştur. Yani bu ikisinin toplamı yine 100'e nedir? Eşittir. Gerçek yaşam... Hocam, evet. Hocam eğer rüzgara havaya maruz kalmasaydı korunurdu değil mi enerji? Mekanik enerji. Havasız bir ortamda atlaması lazım. Orada da yaşayamaz zaten. Havasız ortamda yaşayabilir mi insan? Hayır hocam, o manada demek. Evet. Yani hava olmasaydı bu ortamda o zaman korunurdu. Ama hava olduğu için bir kısmı neye dönüşecek? Isıya dönüşecek enerjinin. Onun için korunmaz. Gerçek yaşamda tüm cisimler arasında ve cisimlerle hava arasında bir sürtünme vardır. Sporcu bir konumundayken tüm enerjisi potansiyel enerjidir. Sporcu 2-3 numaralı, 4 numaralı konumlardan geçerken hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. Ancak sürtünmeden dolayı hiçbir noktada mekanik enerji korunmaz. Az da olsa enerjinin bir kısmı sürtünmeden dolayı ısı enerjisine ne yapar? Dönüşür arkadaşlar. Evet, şimdi bakın etkinlik kısımlarına geldik. Yavaş yavaş sorulara doğru başlıyoruz. Şimdi diyor ki aşağıdaki çok yönlü etkinlikleri tamamlayınız demiş. Erdal yerdeki koliyi şekillerdeki gibi yukarıya doğru kaldırdığında yer çekimi kuvvetine karşı fizik bilimi anlamında bir ne yapmış olur? İş. Bir iş yapmış olur. Erdal koliyi yani iş yapmış olur. Neden? Bir kuvvet uygulayacak. Ve bir kuvvet uyguladığı zaman bir ne olacak bakın? Yer değiştirme meydana gelecek. Kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme olmuş olacak. O zaman kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultuda oldukları zaman iş yapılmış olur. İş yapmış olur. Bu birden üçe kadar ne yapar? İş yapmış olur. Burada iş yapmış olur. Erdal koliyi 3
numaralı pozisyondaki gibi tutarak yol alırsa, yani bundan sonra bu şekilde yer değiştirirse, uyguladığı kuvvet yukarı doğru olduğu için yer değiştirmiş sağa doğru olduğu için burada artık iş yapmış olmaz. Yani bunlar birbirine dik olduğu için iş yapmış olmaz. İş yapmaz, değil mi? İşin birimi Newton çarpı metre eşittir nokta noktadır. Nedir Newton? İş birimi neydi? Bu. İş birimi Joule'du, değil mi? Joule. Joule. Şöyle. Joule. Arkadaşlar. İş birimi Joule'du. Newton çarpı metre. Hatırlayın. V eşittir F çarpı X'ten buluyorduk, değil mi? Delta X'ten buluyorduk. Burada F'in değeri birimi Newton. Yer değiştirmenin birimi metre olduğuna göre işin birimi Newton çarpı metre ne oluyordu arkadaşlar? Joule olarak tanımlanmıştı bu. Joule. Yapılan işin büyüklüğü cisme uygulanan nokta noktanın büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme miktarına bağlıdır demiş. Burada işin büyüklüğü nelere bağlıydı? Yer değiştirme miktarına bağlı. Bir de neyin büyüklüğüne? Uygulanan kuvvetin, değil mi? Kuvvetin büyüklüğüne. Ve yer değiştirme miktarına bağlıdır. Dört, nokta nokta birim zamanda yapılan iştir demiş. Birim zamanda yapılan işin tanımı neydi? Adı neydi? Hocam güç değil mi? Güç, birim zamanda yapılan nedir? İştir. Olup SI'daki birimi nedir gücün? Hatırlayın. P eşittir V bölü T demiştik, değil mi? Evet. Burası işin birimi Joule'du. Bunun zamanın birimi saniyeydi. Joule bölü saniye. Buna birisinin anısına bir şey denilir demiştik. Ne denmişti buna? Valt. Buharlı makinayı icat eden kimdi? Valt değil mi hocam? Watt'tı, değil mi? James Watt, evet. Onuruna buna ne denmiş? Watt denmiş bu birime demiştik. Watt. Birimi Watt. Watt'ın değişik şeyleri vardı. Versiyonları vardı. Neydi onlar? İşte kilowatt vardı. Değil mi? Ondan sonra araçlarda kullanılan beygir gücü vardı. Bir beygir gücü 736 watt'tı sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Değil mi? Yani farklı güç birimleri de var. Fakat SI'daki birimi nedir? Watt'tır. Beşinci soru. Düşey kesitli şekilde verilen sürtünmesiz yolların K noktasından serbest bırakılan en kütleli cisimler L noktalarından nokta 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 hızlarla geçer. Evet Helin, sen de sesini açabilirsin. Çözümleri beraber yapalım artık. Senin de fikirlerini alalım yani. Tamam? Tamam canım. Şimdi bu K noktalarından bırakılan cisimler sürtünmesiz yollardan gelerek L noktasından geçiyorlarmış. Elini de sesini açtırdık. Elin koptu gitti. Sürtünmesiz yolların K noktasından serbest bırakılan en kütleli cisimler L noktalarından nokta aynı büyüklükteki hızlarla mı geçerler, farklı büyüklükteki hızlarla mı geçerler Muhammed? Efendim hocam? Buradan geçerkenki hızları, bununkisi V1 olsun. Buradan geçerkenki hızı V1. Buradan geçerkenki hız V2 olsun. Aynı cisimler farklı yollardan, yani aynı yüksekliklerden bırakılıyorlar. Sürtünmeler yok bu yollarda. Fakat birisinde şöyle bir bombey var. H yüksekliğinde bir tümsek var. Birinde de H yüksekliğinde bir çukur var. Buna göre bu K noktasından bırakılan bu cisimler
buralardan L noktalarından V1, V2 hızlarıyla geçiyor olsunlar. Bu hızların arasında bir ilişki vardır. V1 ile V2 eşit midir? V1 büyük V2 midir? V2 büyük V1 midir? Nasıl bir ilişki vardır? Eşittir bence hocam. Eşit büyüklükte hızlarla geçerler değil mi? Eşit. Evet. Eşit büyüklükte hızlarla ne yaparlar? Geçerler. Çünkü neden dolayı öyledir? Bir defa sürtünmeler yok demiş değil mi? Sürtünmesiz yollar demiş. Sürtünme yoksa mekanik enerji ne yapacak? Korunacak değil mi? Yani buradaki mekanik enerjisi ne kadardır? Potansiyelde kinetiğini toplarsak potansiyel enerjisi mg 2h kadardır değil mi? Kinetik enerjisi sıfırdır. Toplam enerjisi 2mgh'tir. Mekanik enerjisi 2mgh'tir. L noktasına bakarsak aynı zamanda bu cismin de K noktasındaki enerjisi yine 2mgh olduğunu söyleyebiliriz. Mekanik enerjisinin. Bunu L noktasındaki mekanik enerji yine ne olması lazım? 2mgh olması lazım. Korunması lazım. Peki burada potansiyel var mıdır? Yoktur. Potansiyel sıfır burada. Kinetik enerjisi ise ne kadardır? EK 1 bölü 2. M V1'in nesidir Muhammed? Karesidir değil mi? Şuradaki potansiyel yine sıfır. Fakat mekanik enerjisi 2mgh olmalıdır. Çünkü sistemde sürtünme yok. O zaman mekanik enerji korunmalı. 2mgh olmalıdır. Buradaki kinetik enerjisi de o zaman mekanik enerjiye eşit olmalı. Yani 1 bölü 2 mv kare. mv2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Bu mekanik enerjiye 2mgh'a eşit olmalıdır. Bu da aynı şekilde 2mgh'a eşit olmalıdır. Ve bu cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre V1, V2 hızları birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Tamamdır. Tamam hocam. Şimdi devam edelim diğer soruyla. Altıncı soru. Aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul elektrik enerjisini nokta nokta enerjisine dönüştürmüştür. Hangi ısı enerjisi? Isı mı? Işık. Yani bizim aydınlatma amacıyla kullandığımız şey ikisine de dönüştürüyor. Yani burada ısıya dönüşen bir enerji de var. Değil mi? Işığa da dönüşüyor. Işığa dönüşen bir enerji de var. Bu ampulün verimini ölçmek istesek ışığa dönüşen enerjiyi harcadığı enerjiye böleriz. Fakat buradaki elektrik enerjisi neye dönüşmüş diye sorarsak ısı artı ışık enerjisine dönüşmüştür diyebiliriz. Işık artı ısıya dönüşmüştür diyebiliriz. Yedinci soru. Bir yayın üzerine M kütleli bir cisim koyduk. O zaman koymadan önce bu yayın durumunu denge durumu olarak tanımlarsak bu yayın koymadan önceki uzunluğu şudur, değil mi? Yani bu yay bu şekilde durmaktadır. Üzerine M kütleli cismi koyduğumuzda ne yapmış? X kadar sıkışmış. Ve yaydaki sıkışma miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılı. Burada M kütleli cismin ağırlığı ne kadardır Muhammed? G kadar olsun. Bunun ağırlığına G diyelim. 2M kütleli cismin ağırlığı kaç G olur o zaman? 2G olur. O zaman sıkışma miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılı olduğuna göre burası kaç X olur? 2X. 1G X kadar sıkıştırıyorsa 2G kaç X sıkıştırır? 2X kadar. 2X. Aynı şekilde bunun ağırlığı 3G olur artık burası. 3G kaç X sıkıştıracak burayı? 3X. X sıkıştırmış olacak. Burada F eşittir KX bağıntısını da kullanmış olduk. Yani bir yayı germek veya sıkıştırmak için uygulanan kuvvetle sıkışma miktarı doğru orantılıdır. Kuvvet arttıkça sıkışma miktarı ne yapar? Artar. Buna göre uyguladığımız kuvvet G olduğuna göre, G 2G 3G olduğuna göre, G kuvveti uyguladığımızda X kadar sıkışıyorsa
2G uyguladığımızda, 2x, 3G kadar uyguladığımızda 3x kadar ne yapar? Bu yay sıkışır. Ve sıkıştığı zaman orada bir ne depo edilir? Efendim hocam? Bir yay sıkıştırıldığında yayda depo edilen enerji neydi? Esneklik potansiyel enerjisiydi değil mi? Şimdi burada diyor ki 1M kütleli bir cisim koyduğumuzda diyelim ki E kadar esneklik potansiyel enerjisi depolanır olsun. Hatta burada onu 1/2 kx² şeklinde yazabiliriz. Nerededir bizim silgimiz burada? Şöyle diyeyim ya da hiç silmeden. Buradaki E enerjisi ne kadardır? 1/2. Evet. A olan bir yay kullanılıyor burada diyelim. 1/2 kx² kadardır değil mi? Evet. Birinci durumdaki depo edilen enerji 1/2 kx². Buna E demiş olduk. Şimdi ikinci durumdaki potansiyel enerjiye bakalım. 2M kütlesi olursa 1/1 enerjisi 1/2 2x kare. K2x'in nesi? Karesi. O zaman 4x² yapar değil mi orası? 2x'in karesi. Evet. 4x². Yani 4 tane 1/2 kx değil mi? 4'ü başa atarsak 1/2 kx² 4 katı. 1/2 kx² E demiştik. O zaman burası 4E olmuş olur. 4E olmuş olur. 3M cismini koyarsak sıkışma miktarı 3X olacağı için ve enerji sıkışma miktarının karesiyle arttığı için sıkışma 3 kat artarsa enerji 9 kat. O zaman kaç E olur? 9E olur. 9E. Aferin Muhammed. Güzel. Evet, diğer soruya bakalım. Bu arada kaçta başladık derse? 55'te falan mı başlamıştık? Aşağı yukarı yarım saate yaklaşıyor. Dalından düşen bir elma için bulunduğu konuma göre enerji türlerini yazınız demiş. Dalından düşen bir elma. Dalda hareketsiz duruyor. Potansiyel enerjisi var. Potansiyel. İkincisi kinetik. Yere değmeden çok az önce kinetik. Kinetik. Kinetik enerjisi var. Ve potansiyel enerjisi de var burada. Yere değmeden önce diyor, değil mi? Potansiyel enerji de var. Yere çarparken, yere geldiği anda. Hocam hepsi de şey yapalım ya da şöyle yapalım. Diyelim ki yere gelmeden çok az önce diyor ya. O yere çarpmadan önceki o anı söylüyor. Yani ilk başta ağacın dalında dururken belli bir potansiyel enerjisi var, değil mi? Elma bir şekilde evet. Dalında duruyor. Bir potansiyeli var. Fakat sonra yere çarpmadan çok az önce diyor. Şu noktayı düşünelim. Yani yere tam değmedi fakat belli bir hızı var. Değil mi? Çünkü yere değince hızı sıfır olacak. Bize onu demek istiyor. Burada yüksekliğinde sıfır olduğunu düşünelim. Yani potansiyeli sıfır. O zaman yere değmeden çok az önce kinetik enerjisi var. Yere çarptığı zaman duruyor artık değil mi? Ne potansiyel ne de kinetik var. Kinetikalı. O zaman neye dönüşüyor bu ısı burada? Efendim hocam? Neye dönüşmüş olur? Biz biraz soruyu değiştirmiş olabiliriz. Tam aynı şey. Isı enerjisi. Şöyle düşündük. Isı enerjisi. Isıya dönüşür. Ondan sonra sese dönüşür değil mi? Bir şey bir yere çarptığı zaman ses yapar böyle değil mi? Evet. Isı, artı, ses gibi enerjiye dönüştü. İki enerjiye dönüşmüş oldu. Çarptığı zaman böyle olur. Ha, soruda bunu kastetmiyor da şöyle diyorsa yere çarpmadan az önce, yere değmeden çok az önce hangi enerjileri vardır?
O zaman burada hem kinetik hem de potansiyel vardır deriz. Yani yerden belli bir yüksekliği varsa, değil mi? Hem kinetiği hem de potansiyeli vardır deriz. Yere çarptığı andaysa sadece kinetik kalmıştır. Potansiyeli sıfır olmuştur şeklinde düşünebiliriz. Buraya V hızıyla çarptığında. Büyük ihtimalle bu şekilde yorumlamamızı istiyor. Burada sadece potansiyel var. Burada ise sadece kinetik var, değil mi? Ve bu arada bir durumdaysa hem potansiyeli hem de kinetiği var. Potansiyel enerji gitgide neye dönüşmüş burada? Kinetiğe dönüşmüş. Biz olayı biraz daha devam ettirdik. Durduğu hale kadar devam ettirdik. Dolayısıyla durduğu zaman ne kinetiği kalıyor ne potansiyeli. Bunlar neye dönüşmüş oluyor? Isı ve sese dönüşmüş oluyor. Buna çarparken değil, çarptıktan sonra olarak düşünebiliriz bunu. Sürtünen bütün cisimler arasında ne vardır? Ne enerjisi oluşur? Isı enerjisi mi? Isı enerjisi oluşur, değil mi? Isı enerjisi oluşur. Yapılan işin harcanan enerjiye oranına ne deniyordu? Oran değil mi? Verim. Verim de değil mi? Verim. Verim diyorduk. Son sorumuzu da yapalım. Burada dersi bitireceğiz. Trombolin üzerinde gerilme ya da sıkıştırma durumlarında potansiyel enerji depolanır. Nasıl bir potansiyel enerji depolanır? Hocam bastığında hocam potansiyel enerji değil yükseldiğinde potansiyel enerji oluşur. Zıpladığında. Şöyle. Şimdi bu trombolin üzerinde gerilme ya da sıkışma durumunda, yani gerildi veya şu şekilde gerildi veya sıkıştı bu trombolin. Ne depolanıyor bu trombolinde? Hangi enerji? Nasıl potansiyel enerji? Kütle çekim mi? Esneklik potansiyeli mi? Esneklik. Esneklik değil mi? Esneklik potansiyel enerjisi ne yapar burada? Depoladır. Sıkıştığında veya gerildiğinde bu şekilde bir ne olur? Enerji, potansiyel enerji depo edilir. Şunu da yapalım, bitirelim. Burada halteri kaldırırken neye karşı iş yapar bu halterci? Sürtünmeye karşı mı hocam? Yok. Neye karşı? Yer çekimine karşı iş yapmaz mı? Evet hocam. Değil mi? Yer çekimine, yerde duran bir halteri yukarıya doğru kaldırırken yer çekimine karşı iş yapardık. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılır. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yaparak halteri en yukarı yükseğe çıkardım. Bu durumda yaptığım iş nokta nokta enerjisine dönüştü. Ne enerjisine dönüştü yapılan iş burada? H kadar yukarı çıkarırsak. Potansiyel enerji hocam. Potansiyele dönüştü. V eşittir. EP oldu değil mi? Evet. Potansiyel enerjiye ne yaptı? Kütle çekimsel potansiyel enerjisine, kütle çekim, buna kütle çekim potansiyeli diyorduk değil mi? Kütle çekim potansiyel enerjisine dönüştü. Şurada halteri serbest bıraktım. Bu noktadan aşağıya doğru aşağı doğru hızlandı iken kazandığı potansiyel enerji, yukarıdayken kazandığı potansiyel enerji kinetik enerjiye ne yapıyor? Dönüşüyor. Ve alet yere doğru düşüyor. 15. soruda da halter aleti yere değince bütün kinetik enerji neye dönüşüyor? Ses enerji. Ses. Ses, ısı değil mi? Gibi. Kıvılcım çıkıyorsa ışığa da dönüşmüş olur mesela. Dolayısıyla ısı ve ses diyebiliriz değil mi? Bunlar daha bariz hissettiğimiz enerji türleridir burada diyebiliriz. Evet, burada kalıyoruz Muhammed. Bir dahaki dersimizde buralardan tekrar devam edeceğiz. Bu derslerin videolarını çektim. Dediğimiz gibi videoları çekilmiş oldu. Bunları da YouTube'a atacağız. Oradan tekrar tekrar izleme şansınız olur. Evet, görüşürüz. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam. Görüşürüz hocam. Ailene selam söyle. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşürüz.